Brooklyn Müzesi'ndeyiz. Ve Sande topluluğuna ait birkaç başlık maskesine bakmaktayız. Pan Batı Afrika fenomeni olan bu maskeli balo geleneğine çeşitli etnik gruplar katılırdı. Bu incelediğimiz maskeler yüz bölgesine takılmak yerine kafanın üstüne gelecek şekilde giyilirdi. Fakat bu maskeyi takan kişi aynı zamanda yüzünden aşağı palmiye yaprakları sarkacak şekilde donatılırdı. Ayrıca bu geleneği asıl önemli kılan faktör ise kadınların da maske taktığı yegane maskeli balo olmasıydı. Tabii ki bu maskeler erkekler tarafından oyulup hazırlanmak zorundaydı. Fakat bütün ritüel kadınlar tarafından ve kadınlar için gerçekleşirdi. Bu törenin asıl amacı genç kızların kadınlığa yani yetişkinliğe geçiş sürecinde yardımcı olmaktı. Bu maskeyi yapan Mende topluluğunun kızları da dahil farklı etnik gruplardan genç kızlar günlük işlerine ve de alışkanlıklarına ara vererek ormanın ıssız bir bölgesinde bir araya getirilirlerdi. Sande topluluğunun üstlendiği bu görevde genç kızlara nasıl daha iyi anne ve eş olabilecekleri gibi konular öğretilirdi. Tekrar hatırlatalım, bu topluluk gizli bir topluluktu ve buna dahil olan bütün genç kızlar bir törenle topluluğa kabul edilirlerdi. Kızların köylerinden alınıp daha tehlikeli bir ortamda bulunan bu topluluğa getirilmelerinin aslında sembolik bir anlamı da var. Topluluğa katıldıkları bu dönem kızlar için çok kritik bir zaman dilimini ifade ediyordu. Bu törende kızların vücutları beyaz kille kaplanır, böylelikle daha solgun, daha az çekici hale geldiği düşünülen kızların kadın olmaya hazır olduklarına inanılırdı. Ve tabii ki bu olay köyün dışında bir bölgede gerçekleşirdi. Maskeye dikkatlice baktığımızda derin ve hoş bir parlaklık gözümüze çarpıyor. Maskenin yüzeyi pürüzsüz ve pırıl pırıl görünüyor. Adeta beyaz ve tebeşirimsi kille kaplı yüzlerle bir tezat oluşturuyor. Bu siyah parlaklık aslında olması gereken ideal yansıtıyor. Sanatçı yani oymacı da esasında burada genç kızların iç güzelliğe ve manevi değerlere yoğunlaşmaları gerektiğini anlatıyor. Bu maske genç kızların yetişkinliklerinde benzemeleri gereken ideal kadını temsil ediyor. İri, hafif açılmış gözler figüre ağırbaşlı bir hava katıyor küçük bir ağız ve ufak kulaklar göze çarpıyor. Gözlerinin aşağıya yönelmiş olmasından çekingen olduğu varsayımını yapabiliriz. Küçük ağız, genç kızın ağzını kapalı tutup dedikodu yapmaması gerektiğine dair bir sembol. Malum, böylesine küçük bir toplulukta dedikodu en korkunç şeylerden biri olarak kabul edilirdi. Küçük kulaklarda dedikoduları dinlememesi, bunlara kulak asmaması anlamına geliyor. Maskedeki en aşikar ve göze çarpan detay ise dağınık ve doğal haldeki saçlar. Sanatçının asıl yeteneğini saç modelinde görmek mümkün. Oldukça ciddi bir yüz ifadesi ve geniş dümdüz bir alın görüyoruz. Sonrasında birden bu süslü saç modeli göze çarpıyor. Buradaki her şeyin sembolik anlamlarını bilmemiz tabii ki mümkün değil. Sonuçta burada kapalı ve gizli bir topluluk hakkındaki bilgilerden bahsediyoruz. Bu arada bu sadece tarihte kalmış bir olgu da değil. Halen devam eden ve süre gelen bir gelenek. Sierra Leone ve çevresindeki ülkelerde cereyan eden iç savaşlardan ve çeşitli çatışmalardan dolayı bu geleneğin günümüzde ne ölçüde devam ettiğini bilemiyoruz. Maskeye geri dönecek olursak dikkat çeken bir diğer detay da çene altındaki yağ tabakalarıdır. Sanatçının bununla kadının çocuk doğurabilecek kadar kilolu ve sağlıklı olması gerektiğini vurgulamak istiyor. Zaten kızlardan da bu ritüelden hemen sonra evlenip çocuk doğurmaları bekleniyor. Bu yüzden buradaki ideal kadın vurgusunun yine altını çizelim. Bu ritüel ve inzivaya çekilme zamanı genç kızların bol bol yemek yiyebildikleri ve boş zaman geçirebildikleri yegane zamanlardır. Yani amaç kızların biraz da kilo almalarıdır. Soğuk maskesinin ruhani bir anlamı olduğu düşünülür. Bu ruhun nehir ve göllerin derinliklerinden geldiğine inanılır. Gözlerinin altında her iki tarafta da dörder çizgi görüyoruz. Bu çizgiler deriyi kazıyarak oluşturulur ve genç bir mende kadınının ideal güzelliğinin bir parçasıdır. Bu inziva ve ritüel dönemi genç kızlar için henüz tam olarak kadın olmadıkları ama artık bir kız çocuğu da olmadıkları o geçiş sürecini yansıtır. Bu yüzden onlara krizalit yani koza dendiği de olur. Yani ne tam bir kelebek ne de tam bir tırtıl. Bu benzetmeyi maskenin boyun bölgesindeki şekillerde de görmek mümkün. Bilim insanlarının savlarına ve çalışmalarına göre aslında bu maskelerde çok sayıda anlam mevcut. Bunun bir başka sebebi de Sande üyelerinin farklı zamanlarda uygun gördükleri uygulamalara bağlı olarak kızları farklı bilgilere ve deneyimlere maruz tutmaları. Her ne kadar bu maske genç kızlara iyi bir kadın olmanın gerekliliklerini öğretse de bunu hiç konuşmayarak yapıyor. Tek bir kelime bile etmiyor. Fakat bu sessiz maske yine de genç kızlara bir şeyler öğretiyor. Bu da dans aracılığıyla oluyor. Aslında bu maske kızlara belli başlı dans figürleri ve bu figürlerin temsil ettiği hikayeleri öğreterek amacına ulaşıyor. Bu danslar çocuk yetiştirmek ve yemek pişirmek gibi pratik bilgilerin yanında kızlara ruhsal bilgiler ve o toplumun inanç sistemlerini de öğretiyor. Yani maske aslında bu çok zengin geleneğin tamamını içinde barındıran bir kap gibi. Maske etrafında palmiye yaprakları yokken ve bir tören esnasında kullanılmıyorken sanki batı kültürüne ait estetik bir objeymiş gibi görünüyor. Ki bu da aslında maskenin orijinal işlevinden ve orijinal ortamında sahip olduğundan çok farklı bir anlam ortaya çıkarıyor. Palmiyeli haliyle dans esnasında kullanıldığında genç kadınlar bu maskeyi gerçekten de bir ruh olarak görürlerdi. Ve bu maskeler tekrar tekrar kullanılırdı. Kullanılmadıkları zamanlarda ise hiçbir ruhsal özellik taşımazlardı. Bu zamanlarda maske sande topluluğu tarafından etkilendirilmiş yaşlı bir kadının evinde saklanırdı. Ve genç kızların yaşlı kadının evini ziyaret edip maskeyi görmesi de normal bir durumdu. Bu zamanlarda ziyaretçi genç kızlar maskeyi bir ruh gözüyle değil de sadece bir tahta parçası olarak bakarlardı. Çünkü maske evde öylece dururken törendeki palmiye yapraklarından, ona eşlik eden dansçılardan ve müzisyenlerden mahrumdur ve dini anlamını taşımamaktadır.